İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde sıkça yaşanan ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği otobüs kazalarının ardından kentte otobüs kazası yaşanmaması için sürücü ve yolculara yönelik denetim gerçekleştirdi. Can güvenliğimiz gereği lütfen emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Ekipler sürücülerin evraklarını incelerken yolcuların da emniyet kemeri ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Onları şey yapsalar, şoförleri yorgun, ondan sonra uykusuz yola göndermeseler iyi olur. Adamlar 22 saat, 23 saat yol gidiyor. Ondan sonra da tutuyorlar, bir daha gelir gelmez geri gönderiyorlar. Adam yorgun adam ne olacak? Sertifikası tam olan direksiyona çıkıyor. Kontrol yok, bir şey yok. Ondan sonra olan şoför oluyor. Zaten her kazalarda, her şeyde ne firmaya olur, ne araba sahibine, ne bir şeye. Olan şoförü olur. Başka kimseye bir şey olmaz abi. Bizim çalışma süremiz 9 saattir. 4,5 saat bir kullanırız, 4,5 bir saat bir kullanırız. Ama bizi zorluyorlar. Eğer gitmezsen diyor, iş bırak git diyor. Biz ekmek parası için çalışıyoruz. Bırakıp ne yapacağız, ne iş yapacağız? O yüzden yani hep şoförler. Ama biraz da firmalara bakın abicim. Firmaları şey yapsınlar. Firmalar bizi zorlamadığı sürece biz hiçbir şey yapmayız. Ben niye zorlayayım kendimi? Ben 30 kişi, 40 kişi taşıyorum. Niye vebal alayım sırtıma? Adam ben mesela 22 saat yol gittim, geldim, 2 saat sonra beni geri çıkarttılar. Ben yorgunum, ben şeyim, gideceksin diyor bana adam. Gitmiyorsan işten çık diyor. Buraya gideceksin diyor, ben söylüyorsam gideceksin diyor. Ne yapayım ben? Gitmeyeyim mi? Mecbur gidiyoruz diyorlar. Şoför olarak çalışan adam, çalışan adam başka bir iş yapamaz abi. Bu işi yapacak. Ama zorlarsan illaki bu kazalarda olacak yani. Gerekli denetimleri gerekli arkadaşlarımız, memurlarımız yapıyor zaten. Biz de kurallara uyarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu araçta 3 şoför çalışıyoruz. 3 günde bir devamlı değişiyoruz. Devamlı araçta 2 kaptan çalışıyoruz. Biri istirahatte, biri direksiyonda olmak kaydıyla. İşte şu an İzmir'den çıkıyoruz. Araç sürme hakkım 4,5 saat. 4,5 saat sonra bir dinlenme hakkım var. Toplamda 9 saat çalışıyoruz günde. 9 saatte Denizli, Isparta. Isparta'ya vardığımız zaman bir 12 saat istirahatimiz var. Oradan tekrardan İzmir Çanakkale istikametine dönüyoruz. Güzel bir uygulama. Denetimler sıklaşırsa daha iyi olur tabii. Kemerlerini takıyoruz amcacığım. Takılı. Burada herkesin takılı. Gerçekten duyanlar için teşekkür ediyoruz ve yol boyunca çıkarmıyoruz. Lütfen. Çünkü çok önem arz ediyor. Çok hayati derecede önem arz ediyor.